Biraz sonra Yiğitcan Ertunç burada olacak. Transfer Merkezi yazarlarından. Bir scout gibi dünyayı tarar, futbolcuların özelliklerini bilir, kıyaslamayı yapar ama nedense işte bir kulübe yerleştiremedik onu. Zihinsel anlamda söylüyorum, öyle bir çaba gösterdiğimizden değil. Şimdi onun söylediklerinden eminim bu radyoda birçok kulüpte yararlanabilir. Tavsiye ediyorum, dinleyin. Hem de elinize kalem kağıtla dinleyin. Ne sevgili dinleyenler? Şimdi şöyle bir transfer konularını değerlendireceğiz Yiğitcan Ertunç'la birlikte. Ama işte daha çok kim nereye geliyor değil de gelen futbolcuların özellikleri anlamında, adı geçen kulüplere katkıları anlamında Yiğitcan Ertunç'la birlikte bir değerlendirme yapacağız. Yiğitcan Ertunç'u biraz sonra sevgili Hakan Beysoğlu telefona bağlayacak. Yiğitcan Ertunç, bu arada eğer birisiyle konuşuyorsan telefonda seni arıyoruz. Lütfen artık yayına gel. Seni yayına bekliyoruz. Quick 1903 King Sakarya Karagümrük maçında iki takıma da başarılar dilediğini eklemiş bana. Sağ olsun. Yiğitcan da hazır. Yiğitcan merhaba. Merhaba Sabri abi. İyi yayınlar. Uzun zaman olmuş ya Yiğitcan. Özlemişim sesini seninle. Teşekkür ederim abi. Sağ ol ben de. Biraz önce, daha doğrusu bu sabah başlarken seninle ilgili bir flood'um vardı. O flood'u aslında aktardım. Tahmin etmişsindir kimden bahsettiğimi herhalde. Kabore'den. Aynı zamanda Fenerbahçe ile de adı geçiyormuş Kabore'nin. Evet. Şimdi sen çok benzetmişsin onu. Benzetmiş daha doğrusu arkadaşlar Atiba'ya. Atiba'yla çok uyuşmadığını söylüyorsun. Ben de dedim ki Yiğitcan'a sorarız. Acaba biraz Gökhan İnder mi havası var? Gökhan İnder havası mı var? O da uzun oynar ya. Evet abi, yani iyi söyledin. Gökhan İnder havası var. Evet. Şimdi Atiba'ya neden benzemediğini daha çok anlatmaya çalışayım. Bence Atiba, Beşiktaş'ın orta saha oyuncularının ihtiyacı da bu yönde olduğundan dolayı kestiği topu, yani kaptığı topu etrafına hemen hızlıca kısa da atan bir oyuncu. Ve de dikkat edersin, Atiba yani çoğunlukla bir oyuncuyu kovalamak zorunda kalmaz. Çok iyi pozisyon aldığı için. Yani top onun ayağına gelir tabiri caizse. Hı hı. Şimdi Kabore gol atmaya çalışan bir oyuncu değil. Asist yapmaya çalışan bir oyuncu da değil. Sadece kişisel merakı gibi böyle engel olamadığı. Asist öncesi pasları dikkat çekici bir isim o zaman. Evet, evet. Ama Kabore hani geriden oyun kurmaya çalışan, tamam kesici meziyetleri de çok iyi. Gerçekten hani altı, ya bir ön libero gibi top kapıp hani 8 numara gibi top dağıtabilen bir oyuncu ama kovalayarak top kapar. Atiba gibi değil. Mesela ben orta saha oyuncusu olsam yanımda Atiba'nın olması bana daha fazla güven verirdi yani Kabore'den ziyade. Çünkü Kabore kovalıyor, gayret ediyor. Mesela bence Atiba yaşlanmaktan çok fazla etkilenmiyor stilinden dolayı. Ama Kabore etkilenir. Önümüzdeki sezonu 32 yaşında olarak geçirecek. Atiba yaşlandı diye yerini doldurup yine 32 yaşında birisini almak. Yani aralarında 4 yaş var. 36 yaşında Atiba. Şu anda 31 yaşında Kabore. Bilmiyorum, seneye Kabore'nin yerini kim dolduracak peki gençleşme amaçlı yani. Öyle orada... Tamam ama 2-3 sene bak şuraya bakalım şimdi. O yöneticilerin tercihi. Şimdi ben Kabore'yi alırsam kaç sene azami maksimum değerde kullanırım ve efektif bir transfer mi olur? Yani iyi bir adam mıdır Kabore senin bu söylediklerinin dışında? Sanki böyle bir eleştirisel yaklaşılıyormuş gibi hissetmesin insanlar. Kabore bence Süper Lig'de herhangi bir takım için iyi bir oyuncu olur. Yani geldiği anda o takımın yabancılar içinde en iyi ilk üçten birisi olur bence. Ama Beşiktaş'ın ne oynamaya çalışacağını bilmiyoruz hocasını bilmediğimizden dolayı. Yani Beşiktaş... Mesela evet. Abdullah Avcı geldi diyelim. İstediği bir adam mıdır? Değil. Öyle olsa Gökhan İnler'i sürekli tercih eder. Evet. Bir de Mahmut Tekdemir'i olabilir Kabore onun. Mahmut Tekdemir rolü istenebilir yani. O zaman olur. Tamam. O zaman olur. Mahmut Tekdemir'se Kabore. Evet. Yani daha iyi anlaşılabilmek için söylüyoruz. Tamam. Olabilir. Olabilir bence de. Ama yani insanlar mesela şeyi böyle zaaf olarak görüyor. Ya kontra oynayan takımları, rakibe göre oynayan takımları. Ya belki Beşiktaş ve Abdullah Hoca da böyle oynamak istiyordur. Eğer Kabore gelirse, benim gördüğüm ve bildiğim kadarıyla Kabore çok fazla uzun top atıyor, yüksek top atıyor ve yani dolayısıyla hızlı kanatlara ve yani tercihen pivot santrforlara daha iyi anlaşabilen bir oyuncu. Ama Beşiktaş'ta bu tarz oyuncular yok. Kanatları da oyun kurma kapasitesine sahip. İçeride oynayan oyuncu var da orta sahanın merkezinde oynayan. Herkes topu ayağına isteyen oyuncu var. Ama Kabore ayağı değil, yani havadan koşu yollarına top atan bir oyuncu. O yüzden ben hani
uyuşturamıyorum ya. Ama adam belki öğrenmeye açıktır. 32 yaşında olacak olsa bile belki kestiği topu hemen yanına vermeye çok kolay uyum sağlar. O zaman takdir ederim ve çok da güzel bir yapı oluşur Abdullah Hoca'nın önderliğinde. Şimdi tabii başka açıdan da bakacağım ama önce ya bu Kabore Kabore diyorsunuz. Kimdir bu Kabore diye biraz işte anlattı sevgili Yiğitcan Ertunç. 31 yaşında Krasnodar'da, hala Krasnodar'da değil mi o? Ben onu en son Krasnodar'da bırakmıştım. Marsilya'dan gitti, orada devam etti. Burkina Faso'lu. Öyle söyleyebilirim. Aslında beni transfer markete baktığın zaman ya acaba mı dedirten bir şey görüyorum. O da bonservis bedeli. Biraz düşük gibi geldi bana. Bu açıdan da bak, evet, o yaştaki adamın bonservis bedeli için normal der misin? İki, Fenerbahçe nasıl olur? Adı geçiyor abi, çünkü. Fenerbahçe'nin ne oynamaya çalıştığı ilgili hiç yani. Hayır, ona girmem diyorsun. Zaten şöyle bir bakıyorsun. Fenerbahçe'de orta sahada dünya kadar adam var. Evet, yani hakikaten hiçbir yere koyamıyorum Kabore'yi Fenerbahçe. Peki. Gelir gelmez takımın en iyi oyuncularından biri olur ama takım ne oynamaya çalışacak? Hı-hı. Yani Kabore kendisini ne kadar gösterebilecek? Kabore'den istifade edilebilecek mi? Bilmem. Eski Ersun Yanal olarak düşün. Yani şampiyon Fenerbahçe'nin oyun şeklini hatırla. Hı-hı. Öyle bir oyun tercih ederse Kabore? Kabore geride olmayı tercih eden bir oyuncu. Ersun Hoca orta sahalarını, top kapma hüviyeti olan orta sahalarını biraz ileride konumlandırmak seviyordu o yıllarda. Uyumaz. Bence uyumaz. Bir isim daha geldi aklıma şimdi. Obi-Wan Kenobi diyeceğim. Star Wars'a saygılar olsun. Obi Mikel mi? Evet. Obi Mikel mi bu adam? Hayır değil. Obi Mikel kadar böyle şey değil, sakin değil yani. Daha ateşli oynayan bir oyuncu Kabore. Peki. Şimdi Şükrü Çalışkan'ın bir sorusu var. Tabii. Galatasaray taraftarı. Forvet için diyor, Alan Carvalho'nun peşinde çok koştuk. Ama sonunda Cagne alındı. Onun ne yaptığını gördük. Ben Alan Carvalho'yu merak ediyorum. O ne yaptı? Galatasaray'a gelseydi nasıl olurdu? Yorumlar mısınız diyor. Ben söyleyebilirim birkaç bir şey. Sen zaten, evet tabii ki. Bence Carvalho mevcut kanat oyuncularıyla Galatasaray'daki çok daha iyi anlaşırdı Alan. Çünkü Alan sık sık geriye gelir. Oyun kurulurken yardımcı olmaya çalışır. Ve Onyekuru ve Begüli içeri kat etmeyi seven oyuncular olduğu için, yani orta açmak değil, öncelikli tercihlere içeri kat etmek oluyor. Alan o tip oyuncularla çok iyi anlaşan bir oyuncu. Cagne'de hani top bana gelsin, vurursam inşallah gol olur diye oynayan bir oyuncu. Yani bilmiyorum, bence çok daha faydalı olurdu Alan. Ama maliyeti ne olurdu bilmiyorum. Zaten orada 4-5 milyon euroya yakın bir maaşı var. Burada ne alırdı? O da ayrı bir konu. Ya ben şimdi tabii seni biraz zorlayacakmış gibi hissediyorum ve bundan dolayı da biraz sıkıntı yaşıyorum doğrusunu istersen. O da şundan, öyle sorular geliyor ki şimdi. Mesela o gün Ulusan sormuş. Trabzonspor'la adı anılan Yusuf Sarı, görkem sağlam ve o gün için ne tür bilgi verir? Trabzonspor'a yararlı olurlar mı diye soruyor. Ben isimlerini ilk defa diyorum ama sen belki biliyorsundur. Mesela Yusuf Sarı'nın özelliği nedir biliyor musun? Duydun mu, gördün mü? İkinci oyuncuyu anlayamadım abi. Efendim? İkinci oyuncu kim? Yusuf Sarı, görkem sağlam. Agu diye bir şey duydum ben. Ogu. Ogu diyor. İsrail ligindeki uzun boylu orta saha o Nijeryalı. O Mvakayme'nin çok yakın arkadaşı bu arada o Ogu. Trabzon'daki Antony Mvakayme'nin en yakın arkadaşı diyebilirim hatta. O zaman olur, ben size söyleyeyim. Evet, Ogu yani canını dışına takarak oynayan bir adam. Her maçı yani son maçı gibi oynuyor resmen. Çok saygı duyuyorum o anlamda. Ama Ogu'yu bana Twitter'dan da sormuşlardı. Ben Ogu'nun Türkiye'ye yapacağı iyi bir transferi şöyle resmetmeye çalıştım. Sportoto 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için böyle bütçesini çok zorlayan takımlar olur ya her yıl. Mesela bu sene Adana Demirspor öyle yaptı. Mesela öyle bir takım için hani mükemmel bir transfer olur. Ama Süper Lig'e çıkıldığı anda belki yetmeyecek ilk parçalardan biri olabilir. Öyle düşünüyorum Ogu'ya. Peki Yusuf Sarı ile ilgili bilgin var mı? Yok, Yusuf Sarı'yı bilmiyorum ama Görkem Sağlam'ı biliyorum. Lütfen Görkem'den bahset o halde. Görkem kim gibi diyebilirim? Böyle merkezden kanadan açılarak oynamayı seven, oyun kurucu nitelikleri olan bir oyuncu. Güçlü değil, kalçasını kullanmıyor. Gayet hani ikili mücadelelerde ayakta kalması gibi bir durum ben görmedim. Ama teknik kapasitesi yüksek. Yani potansiyelli bir oyuncu. Trabzon'a değil herhangi bir takım için gayet iyi olabilir Türkiye'de.
Evet, Almanya'dan geliyor, Bochum'da forma giyiyor ve sözleşmesi de 2020'de bitiyormuş. Önümüzdeki yıl bitiyormuş, onu gördüm Görkem'le ilgili. 10 numara dediğimiz bölgede. Aklıma şu geldi abi, az önce dedin ya Cabaret'in bonservisi düşük, neden acaba diye. Transfer Market onu en son ne zaman güncelledi, ona bakmak lazım. Çünkü kontratının son yılına giren oyuncularda ciddi bir düşüş oluyor. Yani 7 ise 3.5 oluyor. Anladım. Bir anda. Anladım. Tamam. O yüzden olabilir. Bu bilgi de bana iyi geldi. Diğer futbolcu da Yusuf Sarı. 20 yaşında o da. Genç isimlerden bir tanesi. Fransa doğumlu. Forvet, sağ tarafta oynayan bir özelliği var. Onun sol ayaklı olması. Yani ağırlıkta sağ tarafta oynuyor. Sağ kanat kullanıyor ama sol ayaklı. Bu da hani Robben gibi kat edip, yani Robben gibi derken sakın çok yanlış anlaşılmasın. Yani yok, onun tarzında olur. İçeri kat edip vuran bir adam galiba. Hakan bana bir şey söylüyor. Özel kuşak. Bir özel kuşağa gidip geliyoruz hemen. Yiğitcan, Ogun Ulusan'ın sorusunu şöyle tamamlayalım. Doğru mu olur bilmiyorum. Yusuf Sarı ve Görkem Sağlam genç Türk oyuncular, Avrupa'da oynayan. Ne vereceği belli olmayan oyuncular ama Ogu tamamdır. O alınabilirse oynar. Evet, tabii daha mutlu olur belki. Takım uyumu açısından faydalı bir hamle olabilir tabii. Ve ekonomik olarak da çok hesaplı olacağını düşünüyorum. Yani Oku ne isteyebilir ki, en fazla 600 bin euro falan alır herhalde. Bakalım, buraya gelince biraz yüksek isteyebilirler. Şimdi sorar mesela Vakame'ye, Vakame sen kaç para alıyorsun diye. Oradan bir yola çıkarsa. Doğru. Neyse. Durum bu sevgili dinleyenler. Trabzonspor için bunu konuştuk. Cenk Yıldırım şunu soruyor. 20 yaş altı Dünya Şampiyonası'nı izliyor mu? Ki izliyordur muhtemelen. Tabii. Benim bildiğim Yiğitcan Ertunç izliyordur. İzliyorum tabii ki. Ha, o zaman cevap ver. Ben çünkü bilmiyorum, izleyemiyorum. Galatasaray'ın anlaştığı söylenen 19 yaşındaki stoper hakkında ne düşünüyor? Nijeryalı Ozan'la sor değil mi? Herhalde ondan bahsediyor. Şimdi Ozan'la sor. Benim bir kuşkum var. Bir de ilk önce bir tarafsız yorumumu yapayım. İçim rahat edeceği şekilde. Sonra da bir kuşkumu dile getireyim. Şimdi Ozan'la sor. Benim gördüğüm kadarıyla kontrollü oynamak. Ya çok uzun boylu. 2 metreye yakın boyu var. 1.97 mi? 98 mi? Öyle bir şey. Ama ona rağmen mesela Fenerbahçe'ye Abdullah Yabağ gelmişti, hatırlıyorsunuz. Hatırlamaz mıyım? Abdullah Yabağ da çok uzun ve dengesiz gözüken bir oyuncuydu ama ayakları hiç fena değildi bence. Mesela Ozan Lafor'da o yolun yolcusu gibi görüyorum. Ben bu iyi bir şey, övüyorum şu anda yani. Hani o uzun boyuna rağmen böyle absürt hatalar yapmıyor. Yani böyle gafillik kalmıyor hiç pozisyonda. Mesela top ayağının altından kaçmıyor, kısa pas tercihlerinde hata yapmıyor. O boya rağmen kontrollü bir stoper olmaya çalışması çok güzel. Şimdi kuşkuma geleyim ve hava hakimiyeti de zaten boyundan mütevellit çok çok iyi. Kuşkumu dile getireyim. Nijerya'da benim böyle bu tarz çok tanıtılan oyuncularla ilgili güvendiğim bir hesap var. Hatta birkaç hesap var. Onlarla da istişare ettim. Ozan Vafor, ya böyle dönem dönem bazı oyuncular çok yükseltiliyor. Böyle o böyle iyi, şöyle iyi, işte şu Manchester United'la denemeye gidecek. Arsenal istiyor, işte olmadı falan. En sonunda bir bakıyorsun Sırbistan Ligi'nin sonuncusuna gitmiş oluyor oyuncu yani. Hani bu Ozan Vafor'u da biraz fazla yükseltiyorlar şu anda. Yani bir menajer desteği mi var arkasında? Onların zaten gazeteci bağlantıları da oluyor. Kesin. Hani o şekilde bir hani çok pompalanıyor şu anda. Ben ondan tedirgin oluyorum. İzleyin o zaman. İzleyin sevgili dinleyenler. İzleyin Nijerya milli takımının stoperlerini izleyin. Siz kendi fikrinizi ortaya koyun, olur mu? Şimdi yine yurt içinden ya Hakan Aktaş, aman ha şey yaptırmayın, PR yaptırmayın, tamam mı? Eskişehir Spor'dan Mehmet Özcan'ı sormuş. Ne diyelim şimdi, çok yetenekli bir oyuncu, tamam. 20 yaşında, tamam, artık bir transfer yapması gerekiyor ama henüz onu başka bir yerde görmedik. Ben başka bir yerde görmediğim zaman kıyaslama yapamıyorum ama yetenekli bir oyuncu. Üstüne sen ne eklersin? Ya üstüne ne eklerim? Yeni yabancı sınırı gelecek olmasından dolayı Taylan Antalyalı, Mehmet Özcan, her gün isme herkes de yazılıyor. Hayır, zararı niye olsun ki? Yani ne kadar alındığıyla alakalı. Kulüp ona ne kadar yatırım yapacak? Mesela Dorukhan Toköz gayet mütevazi bir şekilde Beşiktaş'ın oyuncusu oldu. Eğer Mehmet de o şekilde bir takıma dahil olacaksa ne zararı olabilir? Ben böyle düşünüyorum. Hayır, ne olur, iyi çıkarsa çok iyi, yani çok mutlu olurlar. Kötü çıkarsa kiraya yollarlar yani. Kötü demeyelim de diledikleri gibi hazır değilse. Anladım. Peki. Oraya da geçtik sevgili dinleyenler. Şimdi genel bir soru.
Kayseri'den Harun soruyor bunu. Birçok kulübümüzün ekonomik problemleri var zaten. Sadece Fenerbahçe özelinde almayalım ama Fenerbahçe özelinde sormuş o. Bu ekonomik krizde önümüzdeki sezon için nasıl bir kadro kurulabilir? Kolay gelsin demiş. Şimdi sana sorum şu. Özellikle Avrupa'yı çok yakından takip ediyorsun. Yetenekli futbolcuları, bonservis bedellerini, ederlerini, hangi kulüplerin onları istediğini biliyorsun. Böyle ekonomik krizde olan kulüpler için hakikaten ya hem ekonomik hem de gerçekten ama gerçekten şampiyonla oynayacak bir kadro kurmak mümkün mü? Tabii ki mümkündür. Niye olmasın ki? Sorayım, niye yapmıyorsunuz o zaman diye sorayım. Peki. Ya şöyle, kulüpler maalesef Türkiye'de Fenerbahçe için söylemiyorum bunu. Yani bir menajerlik şirketiyle anlaşıyorlar ve onların portföyünde hangi oyuncu varsa o oyuncuları birbiriyle kıyaslıyorlar. Aslında Avrupa'da böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir şey yok diye biliyorum. Yani Avrupa'da scout ağlarındaki atıyorum 20 oyuncuyu birbiriyle kıyaslayıp en doğru gitmeye çalışıyorlar. Türkiye'de sevdikleri bir menajerin portföyündeki 15 oyuncu, 15 çok ya, 3 falan olur. Yani 3 oyuncuyu birbiriyle kıyaslıyorlar. Yani sonunda kazanan takım olmuyor. Peki şu var, o bir tercih, ona saygı duyalım. Belki güvendiğiniz bir menajer vardır. Hakikaten size çok uygun şartlarda istediğiniz oyuncuyu buluyordur ama doğrusu şu mudur? Nasıl biz deriz ki altyapı demeyin, önce bir akademi diye ismini kuralım. Yani altyapı akademisi, onu kurmak lazım. Şimdi böyle doğru transferler içinde iş ve işçi bulma kurumu gibi çalışmak değil ama onun oğlu, bunun kardeşi, şunun yeğeni gibi. Evet, hakikaten evet. Liyakatiyle bu işi bilen bir scout, arama tarama ekibi kurmak mı? Ne dersin? Ne kadardır mesela bir arama tarama ekibinin maliyeti kaç para olur yıllık? Ne kadar ciddiye alınacakları? Çok ciddiye aldım, gönderdim. Turnuvalara falan gönderiyorum. Çok ciddiye aldım. Kaç para? Maliyetinin yani konaklaması olur yani en fazla. Ya hani konaklaması, ama maçları, şu Brezilya'ya, Arjantin'e her yere gönderdim. Ya uçsuz bucaksız sınırlar verdim. 5 kişilik bir scout ekibi kurdum, arama tarama ekibi. Kaç para maliyeti? Bilmiyorum Sabri abi. Öyle bir ekiple çalışmadım açıkçası. Ha, bunu gerçekten merak ediyorum, araştıracağım ya. Ama şöyle tahmin ediyorum. Yani masrafını mesela bir oyuncu değil, yarım orayı oyuncu geçtim, ile çıkarırlar. Orayı geçtim. Ne kadardır yani? Ne kadardır onu merak ediyorum. Vallahi yöneticilerin ilgisini çekmeyecek kadar ucuzdur. Peki Yiğitcan Ertuğ, şöyle bir bakıyorum, bizi ilgilendiren bir evet bizi ilgilendiren aslında bir şey var, o da şu: Fatih Efeoğlu, ona dikkat çekmiş, ben de görmüştüm, bunu paylaşayım. Mesela Huddersfield Premier Lig'den düşüyor, yaklaşık 100 milyon pound cebine koyuyor. Ondan sonra Aston Villa en son geldi, kutluyorum ben, gerçi derbiyi tutuyordum Lampard dolayısıyla, ama hadi geldiler, hoş gelmişler, 170 milyon pound alıyorlar. Evet, yayın gelirleri. Yayın gelirleri. Büyük büyük yayın gelirleri bunlar. Tabii çok, ne kadar para kazandıklarını siz düşünün kulüplerin. Dolayısıyla büyüklüklere de bakıyorsun artık, mesela Leverkusen bile 28 milyon avroya işte topar oluyor. Evet, evet, anlatabiliyor muyum? Büyük paralar bunlar. Biz mesela Şenol Güneş orada doğru söylüyor. Biz 6-7 milyon avroluk bir futbolcuyla şampiyon olmayı planlarken onlar 15-20 milyon avroya yatırım yapıyorlar futbolcuya. Şenol Hoca'nın söylediği bir şey, benim çok daha hoşuma giden bir sözü var. Biz onların gözden çıkardığı futbolcularla onlara karşı yarışıyoruz demek. Ya o başka bir şey. Yani o biraz mecburiyet. Neden biliyor musun? Evet. Şimdi herkes şunu soruyor. Abi işte 20 yaş altı dünya şampiyonasını izliyor musunuz? Niye? Oraya scoutlarını göndermiş Galatasaray. Aferin onlara. Ya oraya gönderdiğin scout eli boş dönecek. Yüksek ihtimalle. Abi neden? Ben şöyle söyleyeyim. Nedenini söyleyeyim. Ya onlar oraya gelene kadar zaten 50 kere izlenmişler, evet, anlaşmalar yapılmış olacak. Evet. Anca ya böyle herkesin gözünden kaçırdığını yakalarsan belki. Ya şöyle bir şey var, mesela sitem ediyorlar Twitter'da insanlar kulüplere. Niye U20'ye scout yollamıyorsunuz falan. Bence U20'ye yollamanın sadece gösterişlik bir tarafı olur. Yani U20'de bilinmeyen bir adam çıkmaz zaten. U20 Dünya Kupası bu. Daha lokal, böyle lokal demeyeyim de, daha mütevazi turnuvaları taramaları lazım. Mesela Viareggio diye bir turnuva var. Gençlik ligi gibi. Ya bütün mükemmel oyuncular oradan geliyor. Yani mesela bu kimdi? Pietro Pellegri. Monaco'nun 16 yaşındayken 29 milyon euro verip aldığı bir oyuncu var. O Viareggio'da gol kralıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu Juventus'un şimdi 2024'e kadar sözleşme imzaladığı Moise Kean var.
kaç yıl mıydı? 2000 mi 2001 mi unuttum şimdi. Hani Moşekin o da Viareggio'da gol kralı olmuştu. Hep oradan ya, gol kralı veya ikincisi, üçüncüsü, orada asist kralı. Onlar hep iyi yerde. Sandro Tonali var mesela İtalya'da. O da Viareggio'da kendini göstermiş bir oyuncuydu. Ya daha mütevazi turnuvalara bakılabilir. U20 Dünya Kupası artık bunun son noktası yani. Sen orada yarışman gerek oradan bir oyuncu alman. Ben yarışman gerekmeyen daha sakin, süt liman yerlerde oyuncu aramak lazım bence. Önümüzdeki hafta yine kapını çalarım Yiğitcan Ertunç. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Sabri abi. Kolay gelsin, iyi yayınlar.